Babana da hak veriyor. Yengecik bir adam. Elbette kendisine bir hayat arkadaşı seçmek isteyecek. Ben de isterdim dede. Evin içinde bir kadın olsun. Saç arayan, beni sıcak sıcak saran bir kadın. Ama benim annem olsaydı bu, bir yabancı değil. Olmadı yavrum. Kader böyle çizdi yolunu. Halbuki analı babalı büyüyebilirdi. İkiniz de çekmezdiniz bu hasreti. Anlamadım. İkiniz mi? Siz. Şey, yani dedim ki, belki ölüler de hasreti. Onlar da geride bıraktıklarını özler diye düşünmüştüm. Ölüler hasret çeker mi bilmem ama benim içimdeki anam üstündedir. Ne zaman anasını ölmüş bir çocuk görsem yüreğim sızlar, kıskanırım. Ah dedi, küçücük bir kulübemiz olsaydı, yatağımız saman olsaydı, bir kase çorbayla karnımızı doyursaydık, bir dilim kuru ekmekle, bir de annem olsaydı. Böyle seninkiler gibi elleri işten çatlak çatmakta olsa, yaramazlık yapınca senin gibi kötü kötü de baksa bir annem olsaydı. Çirkin, fakir, Nemrut. Ama ara sıra beni kucaklayıp yavrum diyen bir anam olsaydı. O zaman dünyanın en iyi, en nasip kızı olurdu. Allah'ım, isterse neler olmaz ki? Onun için imkansız olan ne ki? Nelere kadir değildir? Allah! Benim melek anneciğim vardı. Saçlarımı her gün ovarardı. Güzel günler artık bana oldu. Halbuki benim hiç annem olmadı. Saçlarıma hiç taramadı. Annem diyemedim. Bunun acısını ben de çok çektim yavrum. Bu acı içinde seninle birlikte büyüdü. Nasıl bir kadındı acaba? Hiçbir şekil veremedim ona. Sadece bulut gibi bir şey geliyor gözlerimin önüne. Ve hiçbir çiçekte hiçbir şey de olmayan mis gibi sıcacık tatlı bir koku doluyor içine. Ana kokusu bu bir tane. Güzel miydi? Hatırlamıyorum. Ayrılalı o kadar uzun zaman oldu. Ayrılalı mı? Şey, yani öleli, ölüm ayrılık değil. Zaten. Sever miydi beni? Anne çocuğunu sever ya. Hayır ama eminim ki şimdi olsaydı çok üzerdi. Ah baba, güzel miydim peki? Hiç güzel miydim ananın? Gözünün içine bakardım. Yat dese yatardım, kalk dese kalkardım. Öl dese ölürdüm onun için. Ana bu, düşünür müyüm? Söylemesi bile güzel. Anam benim, canım annem. Güzel miydi? Hatırlamıyorum. Ayrılalı o kadar uzun zaman oldu. Ayrılalı mı? Şey, yani öleli, ölüm ayrılık değil mi? Allah isteseydi pekala kendi analı babalı büyüdü. İyi veya kötü, ne yapalım? Herkesin köşkü sedeften olmaz. Hiç olmazsa ikimizin de yüreğinde hasret olmaz. İkinizin mi? Allah, isterse neler yapmaz. Onun için imkansız olan mı? Nelere kadir değil. Allah. Allah. Sen hala uyumadın mı dedi? Hayır, seni bekliyorum. Beni mi? Evet yavrum. Geleceğini biliyorum. Bu gece olmazsa bir başka gece. Ama muhakkak geleceksin. Dedi. Korkma yavrum. Sen akıllı, cesur bir kızsın. Akıllı olmasaydın buraya geleceğini ummazdım ben. Annem hakkında bildiğin her şeyi anlatacaksın değil mi dedi? Her şeyi. Dedi, yalvarırım hemen söyle. Annem öldü mü? Yoksa yaşıyor mu? Yalvarırım önce bunu söyle bana. Sabırlı ol biraz. Her şeyi en baştan anlatacağım. En baş. O yıl babam mühendis okulunu yeni bitirmiş. İyi bir iş buldu. 3 yıl Erzurum'a, oranın bir köyüne gidecek. Dedenin hali vakti çok iyi.
tek oğlunun 3 yıl gurbete gitmesine razı olamıyordu. Ama baban aklına koymuştu bir kez. Gitti. Tam 3 yıl kaldı oldu. Ve bir gün beni ısrarla yanına çağıran mektubunu aldı. Hemen hareket ettim. Aha burası. Sağ ol çocuğum. Dadı. Dadıcığım. Orhan. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın bakalım? Şöyle böyle. Bu kadar çabuk beklemiyordum seni. Mektubunu alır almaz yola çıktım. Evdekilere bir şey demedim ama içime merak düştü. Bu oğlan bir derdi olmasa ta oralara kadar çağırmazdı beni dedim. Haklısın. İyi düşünmüşsün dedi. Gel bak seni biriyle tanıştıracağım. Çok seveceğim biriyle. Gel, gir içeri dedi. Gir içeri. Bak seni kızımla tanıştırayım. Kızım Ayşe. Kızım. Kızım beğendin mi? Benziyor mu bana? Güzel. Söyle dedi. Bana bak. Gel Gül. Dadıma hoş geldin demiş ki. Ben teyze hoş geldin. Buldum kızım, hoş buldum. O gece sabaha kadar gözümü kısmadı. İçime bir acı çöreklenmişti. Yüreğim sızlıyor. Daha bir şey konuşmamıştık ama benim niçin çağırdığını, neler olacağını anlamıştım. Ertesi gün bir ara babanla yalnız. Oldu bir kere dedi. Bunun için sitem etme. Zannettiğin kadar suçlu değilim. Köylüler de yardım ettiler, desteklediler beni. Köy yerinde bekarlık zor. Köy yerinde kadınsız yaşanmaz dediler. Kimsesiz bir kızcağız. İmam nikahı kıy, kaldığı müddetçe bakar sana dediler. Sen de kıyı verdin nikahı aldın koynuna. Sonunu hiç düşünmedin mi? Öyle oldu. Ya bu? Da yok. Niyetin mi? Çocuktan ayrılamam. Onu bu dağ başında bırakamam. Seviyorum yavrum. Anasını? Bilmiyorum. İyi bir kız ya. Sessiz, mahzun. Elimden geldiği kadar da baktı bana. Sevmedin mi? Nasıl sevebilirim? Aramızda her bakımdan bunlar var. Onu İstanbul'a ailemin yanına karım olarak götüremem. Bu inan. Beni anlamaya çalışın. Demek çocuğu alıp götüreceksin. Aklını başına topla. En zalim avcı bile yavrusu olan geyiği vurmaz. Dadı ne olursun üzme beni. Seni buraya yardım etmen için çağırdım. Nasihat etmen, zorluk çıkarman için değil. Yerin dibine baksın böyle ya. Geçinemiyoruz diyeydim ben. Aksi, nemrut, namussuz diyeydim belki bir şeyler yapardım. Ama köyde doğmak onun suçu değil. Cahil olmak, görgüsüz olmak onun kabahati değil. Ölürüm de bir anayı yavrusundan ayırmak için yardım etmem. Ne istersen yap, bana bir şey sorma. Gülsüm dünyaya çıkmış gibi. Hiç konuşmuyor. Suçlu gibi yüzüne bakamadım. Bastıkça dop dolu gözlerini görüyorum. Kara kara yağmur bulutları gibiydi gözlerim. Birdenbire boşanıverecektim. Başına gelecekleri anlıyorum. Kimsesizliğin, bu kararlığın çaresizliğini anlıyorum. Ne asla, ne eşte kadere mani olamayacağını biliyorum. Dışında anlatılamaz bir acı var. Sanki o anda tutup kucağından alıvereceklermiş gibi sıkı tutuyordu. Sanki kafasına, kalbine, gözlerini gibi resmetmek için bütün dikkatiyle bakıyordu. Bakışlarını yüzünden ayıramıyordu. O gece köyden ayrıldığımız son gece babana yalvarıyordu. İnce ince iller gibi ağlıyor, yalvarıyordu. Pencereye yaklaş. Götür beni de. Yavrumdan ayrı olma. İstersen anası deme razıyım. Gözüne bakan kadın de. Ne dersen de razıyım. Emme yavrumdan ayrı goma beni.
Bir lahma buraya ekmeğe razıyım. Tüm suya razıyım. Ertesi gün erkenden köyden ayrıldım. Gün yeni doğuyordu. Al gayrı. Büyüdüğünde ona anan öldü de. Köyün birinde cahil, fakir, görgüsü gıt bir anası olduğumu bilmesin. Bilip de ar etmesin. Ben öyle yaşamıyorum gayrı. Hadi gelin sağlıcağına. Anan öylece kaldı köyde. Kim bilir bir rüya gördüğünü sanmıştır belki. Belki de hala o rüyayı yaşıyor. O rüyanın içinde. Benim bir anam var mı? Anam var benim. Evet anam. Benim anam var. Evet bir anam var canım. Yatmak yatmak demeseydim. Çünkü Nemrut demeseydim. Anan için bunca çekmeseydim. Ölürüm de anlatmazdım. Oranın sırrını ele vermezdim.